Merhabalar. Bu arada sizlerle ben bir protein tartışması başlatmak istiyorum. Bu iklim değişikliği, aşırı sıcaklar, kuraklık, etrafta herhangi bir bal özü yok, çiçek yok, nektar yok, polen yok. Dolayısıyla kovanlara da baktığımız zaman çok vahim konularla karşılaşabiliyoruz. Bizim yapmış olduğumuz bölgesel Muğla'da incelemelerde yayla da olsun, aşağı seviyelerde olsun tamamıyla kovanlar boş, tam takır ve aç kovanlar. Bunları beslemekle geçiyor. Sabit acılık yapan özellikle arıcılarımız için bunlar büyük bir problem oluyor. Ve sonbaharı geçirip gelecek bahara bu kovanlar nasıl yetiştirilecek, nasıl sağlıklı tutulacak? Bu konularda çok önemli çalışmaları da başlattık biz. Bu konuda protein çok önemli tabii ki. Protein sağlamak kovanlara ve gerekli enerji kaynaklarını sağlamak da çok çok önemli. Bunlardan bir tanesi fondan kekle hem enerji ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Ve de ayrıca %12 içeren proteinli kek, özel bir proteinli kek ürettik bitkisel proteinlerle. Biliyorsunuz polenler bitkisel proteinler. Polen içerisinde hem protein, hem gerekli esansiyel amino asitler, hem de vitamin ve mineraller var. Arıların tüm bu ihtiyaçlarını polenden karşılayabiliyorlar. Biliyorsunuz kovana gelen polenler petek gözlerde depolanarak fermentasyon sonucunda arı ekmeğine dönüştürülüyor. Larvalar yumurtadan çıktıktan sonra 3 gün boyunca arı sütüyle besleniyor. Arı sütü üretimi içinde zaten proteine, esansiyel amino asitlere ihtiyaç var. Bunlar olmazsa bu arı sütünü de üretemez bizim arılarımız. Bunun için de arı ekmeğinden faydalanabiliyorlar. Arı sütü üreten genç arılar. Sonuç itibariyle 3 günden sonra kesilen arı sütünün yerine arılar bu arı ekmeklerini yiyip ve larvaları bu arı ekmekleriyle besliyorlar protein ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve diğer vitamin ve mineralleri karşılamak amacıyla. Ve bu şekilde büyüyen larva gelişimi daha sonra pupa haline geliyor ve genç arılarımız dünyaya geliyor, biliyorsunuz bu süreçleri. Arılar protein içeren kekler gibi ek besin kaynaklarını da tükettiklerinde bu besinleri sindirim sistemleri aracılığıyla işlerler. Arıların besinleri nasıl işlediği ve sindirdiği süreci daha ayrıntılı bir şekilde incelemek istiyorum ben sizinle. Keklerin tüketilmesi, arılar kekleri çiğnemek ve yutmak için mandibulalarını, ağız parçalarını kullanırlar. Kekin nem içeriğine bağlı olarak arılar kekin yumuşak kısımlarını daha kolay tüketirler. Keklerin sindirilmesi arıların tükürük bezleri ve sindirim enzimleri aracılığıyla oluyor. Şimdi kekleri tüketilirken kimi baktığınız zaman arıcılarımızın bir büyük bir yanılgısı var. Bu yanılgılardan bir tanesi kekleri arılar yumulmuşlar. Tamam, güzel. Demek ki bu kek yenilebilir ve sindirilebilir bir kek. Bazı da çok hızlı bir şekilde tüketiliyor. Bazı kekler çok yavaş bir şekilde tüketilebiliyor. Özellikle proteinli kekler yavaş bir şekilde tüketilir. Bal arıları proteinli keki yanına geldikleri zaman bunun içerisindeki protein içeriğini kendileri bilirler ve buna göre günlük olarak bu proteinli keki tüketirler. Buradaki etrafta nektar ve polen gibi veya arı ekmeği gibi kovan içerisinde mevcut değilse bu protein kaynağını larvaları beslemek, arı sütü üretmek amacıyla bu protein kaynağını kullanırlar ve bunu hissederler. Çok engin bir kimyasal analizleri var. Kendine çok müthiş kimyagerler zaten. Koku ve tat alma analizleriyle buna hemen bu keklere karşı duyarlılıklarını gösterirler. Kimi zaman bazı kekler yenmez çünkü içerisinde çok suni maddeler katılmıştır. Protein diye çok suni maddeler katılmıştır. Sentetik materyallerdir. Bunları arılar kesinlikle yemiyor ama bitkisel, doğal protein kaynaklarını arılar çok hızlı bir şekilde tüketebiliyorlar. Ve dolayısıyla arılar bir keke yumulmuşlarsa ve bunu yemeye başlamışlarsa çok iyi. Bu birinci kriterlerden bir tanesi. İkincisi de
Bu keki yavaş yavaş tüketirler. Proteinli kekler. Özellikle %10, %12'lik oranlardaki proteinli kekler çok çok önemlidir. Bu önemli oran arılar için de büyük bir mutluluk kaynağı. Çünkü bu proteinleri kendi vücutlarına alarak, değişik enzimlerle sindirerek ve amino asitlere, proteinler içerisindeki bütünsel proteinler bunlar biliyorsunuz. Bunları amino asitler, yani en küçük yapı birimine dönüştürdüler. Ve buradaki esansiyel amino asitleri de kullanarak bunu arı ekmeği veya arı sütü, arı ekmeği olarak kullanırlar ya da arı sütü imalatı için kendi vücut bünyelerinde kendileri de kullanırlar. Aynı zamanda arılar protein ihtiyaçları da var biliyorsunuz. Kuvvetli kalabilmekler için, kas kuvvetleri ve diğer hareketler için bu proteinli kekleri kullanabiliyorlar. Burada ilk önce bal midesi, tüketilen kekler öncelikle arının bal midesi olarak bilinen özel bir organına gider. Burada geçici olarak depolanır ve daha ileri sindirim için hazırlık yapılır. Mide kekler daha sonra gerçek mideye ventrikulusa aktarılır. Burada enzimler ve asitler yardımıyla daha düşük parçalara ayrılır. Bu süreçte proteinler amino asitlere parçalanır. Enzimlerin rolü de bu konuda çok çok önemli. Arıların midelerinde bulunan enzimler kompleks protein yapılarını daha basit amino asitlere dönüştürür. Bu amino asitler arının kan dolaşımına emilir ve larva beslenmesi gibi biyolojik süreçlerde kullanmak üzere vücuda dağılır. Besinlerin kullanımı çok önemli. Yavru gelişimi için de çok önemli bu ürünler. Elde edilen amino asitler arıların larvalarını beslemek için kullanılan arı sütü ve bal arısı jeli gibi özel salgıların üretiminde kullanılır. İşçi arılar bu salgıları yavru arılara besin olarak da sunar. Bu 3 gün içerisinde biliyorsunuz yumurtadan çıkan bal arılarına arı sütü olarak da sunulabiliyor. Tabii ki bal sütü imalatında da bu proteinin olması gerekiyor. Aksi türlü bu protein sentezleri ve bu bal arısı vücudu içerisinde gündeme gelmiyor. Vücut ihtiyaçlarının karşılanması için de erişkin arılar bu amino asitleri kendi vücutları içinde enerji üretimi, kas gelişimi ve genel sağlıklarının korunması amacıyla da kullanmaktadırlar. Dolayısıyla proteinli kekler ve bittikten sonra artık devamını da getirmek lazım. Sürekli kovanın sağlığı için bu proteinli keklerin sürekli olarak kovana verilmesi gerekiyor. Eğer ki ortamda herhangi polen, nektar gibi şeyler yoksa ve depolanmış arı ekmekleri yoksa kovan içerisinde bu çok önemli. Bunu yapmak lazım. Ve bu şekilde bal arısı kolonimizi sağlıklı ve ayakta tutabiliriz. Tabii ki probiyotiklerden bahsetmiyorum. Probiyotiklerde hastalıklara karşı direnci arttıran, bağışıklık direncini arttıran, onları can tutan ve bağırsak florasını güçlendiren ürünler bunlar. Ve tamamıyla arı sağlığı için çok çok önemli olaylar. Depolama konusuna geldiği zaman acaba bu proteinli kekleri arılar niye depolamıyor petek gözlerde filan diye de sorabilirsiniz. Arılar doğal olarak polenleri petek gözlerinde arı ekmeği formuna da depolayabilirler. Ancak protein içeren kekler genellikle doğrudan tüketilir ve depolanmaz. Kekler arılar için arılık bir protein kaynağı olarak hizmet ederler. Dolayısıyla biz bu depolanıyor mu depolanmıyor mu diye değişik 1,5 yıldan beri çalışmalar yapıyoruz. Balları konumunda halde çalışmalar devam ediyor. Bir çalışma hemen kısa bir sürede bitmiyor. Bir 3-4 yıl daha bu çalışmalar devam edecek bizim tarafımızdan, ekibimiz tarafından ve bilim adamları tarafından. Belki bilmiyorsunuzdur. Ben Türkiye Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Biyolog doktorum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim ve şu anda Muğla'da, Muğla Petek içerisinde bir laboratuvarımız var. Burada bilimsel danışmanlık yapıyoruz. Ve bal arıları için probiyotik bakteriler üretiyoruz. TÜBİTAK destekli. Hepsi bilimsel olarak çalışılan şeyler bunlar, çalışmalar bunlar. Dolayısıyla müthiş güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz bal arılarımız için. Her şeyin doğal olması lazım. Ve yavaş yavaş da arıcılar arasında da bu ürünler hızlı bir şekilde tüketimi arttırmakta
ve bunlarda en uygun fiyatlara yapmaya çalışılıyor. Maliyetleri çok düşük olması için çalışılıyor. Bunlardan emin olabilirsiniz. Çünkü bu dönemlerde kimi Türkiye'nin kimi yerlerinde bal dirimi çok iyi, kimi yerlerde hiç bal yok. Dolayısıyla arıcılarımız çok mağdur durumda kalıyorlar. Ve sonuç itibariyle arıcılarımız olmasa arıcılık da olmayacak. Ve arıların ne kadar ekosistem için çok önemli bir polinatör olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ve dolayısıyla gerek Tarım Bakanlığı, gerek Arıcılar ve Arıcılık Birlikleri, TAP gibi kuruluşlarımız bu konularda çok düzgün ve güzel çalışmalar yapmak zorundalar. Yapmıyorlar demiyorum, yapmak zorundalar. Çünkü arıcılığı ayakta tutmamız gerekiyor. Tüm insan gıda zincirini kuvvetlendirmek amacıyla. Bu sonuç olarak şunu demek istiyorum. Bu süreçler arıların ek protein kaynaklarını etkin bir şekilde sindirmelerini ve vücutların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar. Arıların bu besinleri işlemek koloninin genel sağlığını destekler ve özellikle yavruların gelişimi için kritik olan esansiyel amino asitleri sağlanmasını güvence altına alır. Bu konuda proteinli kek konusunda daha fazla detaylı bilgi etmek, sohbet etmek istiyorsanız 0552-872-0848 nolu telefondan bana her an ulaşabilirsiniz. Çekinmeden arayabilirsiniz. Sizlerle sohbet etmek beni çok mutlu edecektir. Teşekkür ederim.